Emrah Bey'in ardından şimdi Tayfa'dan Onur Petek tasarımlar için ilhamdan bahsedecek bize. Merhaba Onur Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Hiç sorun olmamıştı. Ben de iyiyim. Bu arada kameram açık sanırım. Kameranız açık. Ben hemen kendimkini kapatıp sunum için size bırakıyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. Öncelikle zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkürler. İsterseniz kısaca kendimden bahsedeyim. 2000'li yılların başında moda tasarımı eğitimi tamamladıktan sonra sokak modasının özgür ve yaratıcı ruhuna olan tutkumdan dolayı denim alanında kariyerime devam etmeyi seçtim. Bir süre Türkiye'de çalıştıktan sonra kariyerimi Brüksel ve Hong Kong'da devam ettim. Şu anda da Taipa'nın temsilcisi olarak Barcelona ofisinde çalışmaktayım. Taipa, Levi's, Tommy Hilfiger, Gant, Zara gibi dünyaca tanınmış markalara sürdürülebilir denim üretim servisi veren Türkiye merkezli uluslararası bir üretici. Bugünkü konuşmamızda ekolojik bilincin geliştiği dünyamızda sürdürülebilir denim tasarımının önemini anlamaya çalışacağız. Öncelikle sürdürülebilirliğin ne olduğunu, denimin kısa tarihini, neden denim bu kadar sevdiğimizi, sürdürülebilir tasarımın önemini, sürdürülebilir tasarımın ne olduğunu ve denimi nasıl sürdürülebilir tasarladığımız konularına değineceğiz. Dilerseniz ekran paylaşımı yapayım. Umarım sorunsuz bir şekilde paylaşabilirim. Ekranımı görüyor musunuz? Görüyoruz. Harika. Sanırım sadece seçili olan alanı görüyorsunuz, değil mi? Evet. Evet. Şimdi öncelikle isterseniz çok kısaca sürdürülebilirlik nedir diyelim. Bunu da özellikle açmamın nedeni çokça belki tanık olduğumuz bir cümle. Fakat öğrenci arkadaşlarımız olabilir. Onlara biraz daha yakından aktarmak adına. Biliyorsunuz modern dünyamızda her şeyin daha çoğuna rastlıyoruz ve daha çoğunu istiyoruz. Aslında modern dünyamızı da bu şekilde özetleyebiliriz. Daha çok üretim, daha çok tüketim, daha çok kaynak kullanımı, daha çok israf. Yani sanki yarın yokmuş gibi gidebilecek başka dünyalar varmış gibi ekonomik ve sosyal hayatımızı kurguluyoruz. Halbuki bir sınırı olan dünya ise ona iyi bakmak zorunda olduğumuzu her geçen gün daha görünür işaretlerle bize anlatmaya çalışıyor. Örnek olarak iklim krizi, sosyal eşitsizlik, kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin azalması gibi. Yani oysa dünya üzerinde etkimizi anlamak ve bunu kontrol etmek için bir yöntemimiz var. Bu yöntemimiz de sürdürülebilirlik. Evet, uzun süredir istisnasız bu kelimelerin önüne sürdürülebilirlik sıfatını getiriyoruz. Ama bu kavram gerçekten çok önemli. Tabii ki bu kavramın altı çokça doldurulabilir. Fakat zaman kısıtlamamız olduğundan dolayı herkesten ricam sürdürülebilirliği özellikle araştırmaları sadece tekstil alanında değil, denim alanında değil, her alanda sürdürülebilirliği araştırmak. Diğer başlığımıza geçersek, denim nedir? Denim 1874 yılında Jacob Davis ve Levi Strauss tarafından işçi kıyafetlerine kullanılan bir kumaş olarak hayatına başlayıp asi ruhuyla tarihin en önemli dönemlerine damga vuran ve bugün gardıroplarımızın olmazsa olmazı haline gelen bir kumaş olmuştur. Denim artık günlük hayatımızın o kadar önemli bir parçası oldu ki birçok farklı tarzda sokaktan ofise kadar neredeyse her alanda giyebileceğimiz bir ürün haline almıştır. Denimi sevmemizin ya da neden 20 yıldır denim alanında çalıştığımı 8 nedenle size açıklamak istiyorum. Eight Reasons to Love Denim. Şimdi öncelikle denim ciddi anlamda ikonik bir ürün. Yani her dönemin ve her jenerasyonun giydiği, sevdiği bir ürün. Sanırım katılımcılarımızın bence hepsinin gardırobunda birer tane denim vardır. Denim ciddi anlamda trendy olarak da yorumlanabilecek,
bir ürün. Özellikle son dönemde, son 5 yıldır catwalklarda oldukça fazla yerini aldı. Onun dışında üçüncüsü denim. Oldukça sosyal olarak kabul edilebilir bir ürün. Oldukça rahat olmasından dolayı özellikle günlük hayatımızda. Yani bugün sweatpants'ten daha kabul edilebilir bir şey var. Bir kombine ettiğimizde stylimizle bir yaklaşımı var, bir duruşu var. Dördüncüsü, denim gerçekten aynı zamanda sadece casual anlamda değil, dress up dediğimiz daha şık alanlarda da giyilebileceği. Beşincisi, distress bile yaptığımızda ondan sonra çok rahatlıkla, çok şık bir şekilde kombinleyebileceğimiz. Altıncısı, gerçekten her türlü üstle, denim jeans giyiyorsak yani her türlü üstle kombinleyebileceğimiz bir ürün. Çok yönlü bir ürün. Yedincisi, en çok sevdiğimiz, yani baştan alt ve üst kombinlediğinizde bile aynı zamanda oldukça stylish ve şık duran bir ürün. Sekizincisi ve son olarak ise kirli bile olsa gerçekten şeyini kaybetmeyen, denimin o güzel tamamlayıcı özelliğini kaybetmeyen, tam tersine daha da value katan bir, styling'e value katan bir yapısı da var denimin. Neden sürdürülebilir tasarım önemlidir konusuna geldiğimizde ise, evet denimi seviyoruz fakat her ürün gibi denimin gardıroplarımıza gelene kadar olan üretim sürecinde su, elektrik gibi harcanan kaynak miktarı, zararlı atıkları nedeniyle doğaya ve çevreye ciddi zararları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Giysilerimizin üretimi sırasında sürdürülebilir yöntemler kullanarak her ne kadar doğaya ve çevremize olan zararını azaltsak da sürdürülebilirliğin asıl başladığı nokta tasarım aşamasıdır. Bundan dolayı sürdürülebilir yöntemleri bilip tasarımlarımızı bu yöntemlere adapte etmemiz büyük önem taşıyor. Daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen olarak aslında tanımlayabiliriz sürdürülebilir tasarımı. Hepimiz biliyoruz ki modadan mimariye kadar her tasarım alanına dokunuyor. Ve şunu da unutmamak gerekiyor ki sürdürülebilirlik bilinciyle yapılan tasarımlar hava ve çevre kirliliğinin azaltılmasını, su ve elektrik gibi doğal kaynakların tüketiminin daha doğru yönetilmesini ve aynı zamanda cebimize olan maliyetini de azaltmasını sağlıyor. Peki nedir sürdürülebilir tasarım? Sürdürülebilir tasarım şöyle ki, yani aslında baktığımızda tasarım her yerde. Tasarım alanıyla profesyonel olarak ilgilenmiyorsanız belki alakasız veya bazen çok karmaşık görülebilir. Ancak gerçekte tasarım her birimiz için günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Evlerimiz, kıyafetlerimiz, araçlarımız ve hatta geleceğimiz tasarlanıyor. Sürdürülebilir tasarım bence yine bir önceki paragrafı da bahsettiğim gibi çok önemli. Biz her ne kadar aslında şeye yönelsek de ya da sürdürülebilirliği şeyle birleştirsek de elimizde olan ürünle ya da gardırobumuzda olan ürünle birleştirsek de aslında sürdürülebilirliğin başladığı asıl kısım tasarım kısmı. Burada da önemli olan kısım şeyi bilmek, yani sürdürülebilirlik tekniklerini çok iyi bilip tasarım aşamasında bunları olabildiğince aktarmak. Eğer bu aktarımları yaptığımızda, doğru olarak yaptığımızda ise şu sonuçlara ulaşıyoruz. Birincisi, atıkları en aza indiriyoruz. İkincisi, bütün canlılar için sağlıklı bir çevrenin daha sürdürülebilir olmasını kılıyoruz. Onun dışında yenilenemeyen, geri dönüştürülemeyen atıkların, kaynakların tüketimini azaltıyoruz. Son paragrafımızda ise
Değinmek istediğim konu aslında denim endüstrisinde denimi nasıl sürdürülebilir hale getirdiğimizle ilgili bir konu. Biraz daha aslında teknik bir konu. Şimdi şöyle ki, özellikle bahsettiğim gibi denimin tasarım aşamasında özellikle sürdürülebilir tasarım kısmı ile ilgili düşündüğümüzde bu teknikleri tasarım aşamasından itibaren hayata geçiriyoruz ya da bu teknikleri düşünerek tasarlıyoruz. Bunların birincisi organik içerikli ya da tamamen organik pamuktan yapılmış kumaşlar kullanmak. Biliyorsunuz pestisit gibi toprağın doğurganlığını öldüren kimyasallar ciddi anlamda çok doğru bir yönelim değil. Ne yazık ki şu dönemde tamamen organiğe dönmek de çok çok kolay değil. Fakat elimizden geldiğince %100 organik ya da organik içerikli kumaşlar kullanarak tasarım aşamasında önüne geçmeye çalışıyoruz doğaya verilecek zararın. İkincisi, denimde giyilmiş efektini veren kimyasalları minimum düzeyde tutup manuel olarak yapılan kuru işlemlere yöneliyoruz. Üçüncüsü, genel olarak seçtiğimiz kumaşlarda gerçekten %100 sustainable bir koleksiyon ya da circular bir koleksiyon yaptığımızda özellikle ekolojik boyalardan, yani özellikle indigo bitkisinden, örnek olarak söylüyorum, indigo bitkisinden elde edilmiş doğal indigolarla boyanmış kumaşları kullanmaya çalışıyoruz. Onun dışında kullanılmış giysilerin geri dönüştürülmesinden elde edilen pamuk ipliklerin kullanıldığı kumaşları da tercih ediyoruz. Biliyorsunuz atık günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani atığı azaltmak aslında sürdürülebilirliğin de en önemli hedeflerinden biri ya da biri olmalı. Bundan dolayı da özellikle yönelimlerimizden bir tanesi bu atıklardan oluşturulmuş pamuk ipliklerin kullanıldığı kumaşları kullanmak. Beşincisi, yine denime giyilmişlik hissi veren koyu zemin rengini açmak için biliyorsunuz normalde kullandığımız kimyasallar söz konusu. Fakat bu kimyasalları kullanmak yerine ne yapıyoruz? Daha çok böyle doğa dostu ya da doğal enzimler diye ifade edeceğimiz enzimler kullanıyoruz. Kimyasal içeriği oldukça azaltılmış diye de ifade edebiliriz bunu. Doğa dostu olarak ifade edebiliriz. Altıncısı, yine denime giyilmiş hissini vermek için lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Biliyorsunuz yani seçtiğimiz denim ya da beğendiğimiz denimlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi onun yıkanmış giyilmişlik hissi, efektleri. Bu efektleri de yaparken genelde doğaya zararlı kimyasallar kullanılıyor ya da yine doğaya zarar verecek işlemlerde kullanılabiliyor. Lazer teknolojileri günümüzde bunu ciddi anlamda azaltıyor. Dolayısıyla tasarım aşamasında da lazer teknolojilerini olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz, kullanıyoruz. Yedinci noktamız ise ozon diye ifade ettiğimiz yine doğal ya da doğa dostu olarak ifade edeceğimiz bir teknoloji, bir teknik, ozon teknolojisini kullanıyoruz. Ozon teknolojisi ne aslında atmosfer olarak da düşünebiliriz. Yani havadan oksijenin alınmasıyla ondan sonra oksijenin kırılarak ondan sonra kırılmasıyla oluşturulan, özel makinaları var onların, kırılmasıyla oluşturulan bir teknoloji. Ozon teknolojisinin de kullanılarak elimizden geldiğince yine bu artmalarda ya da giyilmiş efektlerde kullanılan kimyasalları maksimum düzeyde
indirgemiş oluyoruz. Evet, benim bugünkü konuşmaya katkım bu kadar. Eğer ki herhangi bir sorumuz varsa cevaplayabilirim. Süper, çok teşekkürler. Sorularımız da var, vaktimiz de var. O yüzden hemen soruları ileterek başlıyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türk bir denim tasarımcısı olarak bir öğrenci gözünden soracağım. Uluslararası kariyer yapmak isteyen tasarımcılara neler önerirsiniz? Sürdürülebilirlik tabii ki de konumuzun ana maddesi. Ve mümkünse sürdürülebilirlik çerçevesinde de bir cevap verirseniz çok sevinirim. Evet. Bu arada sesiniz arada sırada kesildi. Tam olarak alamadım. Tekrarlayabilir misiniz? Tabii ki. Şu an net mi? Evet, şu an net. Tamam, süper. Türk bir denim tasarımcısı olarak uluslararası kariyer yapmak isteyen öğrencilere, yeni tasarımcılara neler önerirsiniz? Ve bunları önerirken mümkünse sürdürülebilirlik noktasında da noktalarına da değinirseniz aslında hani sadece bir kariyer değil ama sürdürülebilir tasarımda kariyer yapmak isteyen ve uluslararası kariyer yapmak isteyen gençlere ne önerirsiniz aslında özetle? Evet. Öncelikle tutkularının peşinden her ne koşulda olursa olsun tutkularının peşinden gitmelerini tavsiye ederim. Ve bu alanda kendilerini geliştirecek ne varsa takip etmelerini ve sürekli olarak öğrenmeye, gelişmeye açık olmalarını tavsiye ederim. Sürdürülebilirlik kısmıyla ilgili aslında sürdürülebilirlik artık hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Yani sürdürülebilirliği sadece tekstil olarak ya da moda üzerinden değerlendirmemeliyiz. Bence her alanda değerlendirmeliyiz. Ama özellikle uluslararası kariyer anlamında düşündüğümüzde bu noktadaki eğitimlere, kurslara, ondan sonra eğer ki eğitim ve kursa katılma gibi imkanımız yoksa internette, Türkçe'de dahil bu noktada çok fazla kaynak var ve bu kaynaklardan yararlanmaya, tasarım süreçlerinde ya da endüstrinin farklı alanlarında çalışacaklarsa süreçlerin başında mutlaka ve mutlaka sürdürülebilirliği temel ve esas alarak çalışmalarını öneririm. Çok teşekkürler. Yani aslında sürdürülebilirliğin tasarımdan başladığı bilinciyle tasarıma başlamalarını öneriyorsunuz diyebiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki bir sorum daha olacak size. Peki modaya sadece stil olarak değil, aynı zamanda da üretim konusunda da teknik bilgiyle de yaklaşan daha fazla tasarımcıya ihtiyacımız var diyebilir miyiz? Yoksa tasarım daha çok bağımsız mı olmalıdır? Tekrar edeyim isterseniz. Evet. Buyurun. Evet. Tasarım kesinlikle bağımsız olmalıdır. Çünkü yaratıcılığın beslendiği en büyük nokta özgürlüktür. Özgür beyinlerden genelde en orijinal tasarımlar çıkıyor. Günümüzde de orijinal tasarımlar üretmek çok çok önemli hale geldi. Çünkü neredeyse her şeyin neredeyse tasarlandığı gördüğümüz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla eğer ki farklı olmak istiyorsak ya da bir farklılık yaratmak istiyorsak bence bu noktada tasarımcıların bağımsız ve özgür düşünmeleri kesinlikle çok çok önemli. Ama her şey tasarım değil, bunun uygulamaya konulma kısmı da var. İşte örnek olarak söylüyorum, bir düşünceniz olabilir ama bunu uygulamaya koymadığınız zaman, doğru bir şekilde uygulamadığınız zaman çok sadece düşünceden öteye geçemiyor. Dolayısıyla işin teknik kısmı da bir o kadar önemli. Yani o düşündüğünüz tasarımı, düşündüğünüz orijinal fikri en doğru şekilde uygulayabilmeniz için bütün tekniklerini öğrenmeniz de çok önemli. Çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var size.
Profesyonel bir tasarımcı olarak aslında mass fashion'a bakış açınızı bir son olarak alabilirsen. Evet. Yani bu çok önemli bir konu aslında, böyle uzun. Biliyorum çok uzun ama. Uzun bir sohbet konu. Fakat şöyle düşünmeliyiz. Fast fashion ya da mass fashion dediğimiz şey bir ihtiyaçtan gelen bir durum. Neden? Çünkü ne yazık ki dünyada herkes ondan sonra 300 euroya, 200 euroya, 100 euroya tişört alacak kadar ya da bir pantolon alacak kadar finansal seviyeye sahip değil. Dolayısıyla fast fashion da aslında bunun üzerinden gelişen bir bu ihtiyacın üzerinden gelişen bir endüstri. Böyle bir gerçekliğimiz var. Çünkü bugün şeye baktığımızda ciddi anlamda sustainable ürünlere baktığımızda normal ürünlerden ya da örnek olarak söylüyorum herhangi bir mağazadan alacağımız ürünlerden çok daha pahalı. Dolayısıyla evet, mass fashion kaçınılmaz. Çünkü böyle bir gerçeklik var dünyada. Ne yazık ki ekonomik eşitsizlikler söz konusu. Ve gençler diledikleri gibi giyinmek istiyorlar ve bunu ucuza almak istiyorlar, ucuza satın almak istiyorlar. Ama diğer taraftan da elimizden geldiğince, bütçemiz el verdiğince de sustainable markaları takip etmeli ve aynı zamanda onlardan da satın alımlarımızı yapmalıyız. Onların büyümeleri açısından desteklemeliyiz. Süper, teşekkürler. Öğrenciler açısından da ya da genç tasarımcılar açısından da aslında tasarıma başlarken bu noktada bir mass fashion'a kaptırmamak için daha bilinçli ve en başından beri sürdürülebilirlik odağıyla tasarım yapmaları da aslında bu noktada, değil mi, bizim yönümüzü birazcık daha o noktadan sizin belirttiğiniz noktaya doğru çevirmemize yardımcı olacaktır. Şöyle küçük bir parantez açmak istiyorum. Evet. Yani mass fashion'da çalışmak sustainable ürünler yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Ve özellikle son dönemde mass fashion yapan, fast fashion yapan markalara baktığımızda ciddi anlamda sustainability'ye yönelimleri var. Bu noktada stratejileri var. Aslında genel olarak bir bilinçlenme söz konusu. Belki şu anda bu konuyu konuşuyoruz. Bu konu ciddi anlamda önemli bir tartışma konusu. Ama bence ileriki dönemlerde artık sürdürülebilirlik, sustainability bir norm haline gelecek. Mass fashion için bile. Süper. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.